Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Velallahu Teala fi kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemme cenne aleyhi leylu ra'a kevkebe. Kala haza Rabbi. Felemme afela kala La uhibbu l'afilin. La uhibbu l'afilin. La uhibbu l'afilin. Sadakallahul azim. Gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. Dedi Rabbim budur. Ama battığını görünce dedi ben batanları sevmem. Sevmem. Ben batanları sevmem. Allahu ekber. Sen niye seviyorsun batanları? Fani! Senin bu iştahın, senin bu şehvetin ne zaman bitecek? Açlığı hiç düşünmüyor musun sen? Gözlerin bir dönüyor, oturuyorsun sofraya. E yedin bitti. Bitti. Battı. Kadın! Helal haram fark etmez. Kadını nasıl istiyorsun? Aklın başından gidiyor. Yalan mı? Uğruna daha çıkarsın ama gelip dizinin dibine otursa... Ne oldu? Sıkıldım. Gözün dışarıda. E battı işte. Bitti. Ananı babanı evladını Allah'ın rızasının önüne koyduğun vakit buna değer mi? Yahu ölecek, bitecek, batacak. Olmayacak. E hadi sen de onunla beraber öl o zaman. Ölemezsin ama. E niye? Fani can tatlı. Ey fani. Sen burası için yaratılmadın. Şunu artık bir anla. La uhibbil afili. La uhibbil afili. La uhibbil afili. La uhibbil afili. Subhanallahi velhamdülillahi vallahu ekber. Fa'lemme ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sahib el meydan. Shine it down.
illallah, 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 illallah. Muhammeden Resulullah. Hey! Ne yapıyorsun burada? Çekil geri. Çekil geri diyorum, yasak burası. Bana bak, intihar mı etmek istiyorsun yoksa sen? Ne işin var burada bu saatte? Sana diyorum, cevap versene lan. Bir daha söyle. Aslı. Söyle hadi. Aslı dur. Vallahi gider su dökülürüm ben. Bak. Neşep ki köyün ayı sürmezsem. Hoşep ölürüm. Ne gün ki kâhmetini görmezsem. Kıyamet olur. Aslı. Zati. Aslı. Ah. Canım. Ay Fatıma. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kim bu gece geçer? Hayırdır inşallah. Allah Allah. Allah. Hasbinallah. Harif efendi. Hayırdır inşallah. Selamünaleyküm. Hocam affedin böyle. Aleykümselam. Böyle geldim ama efendi Hazretleri... Efendi Hazretleri bir şey mi oldu? Yok. Efendi Hazretleri'ne söylemeden size söylemeyeyim dedim. Ya o neyi be adam? Cüneyt Efendi'yi karakola almışlar. Selamünaleyküm. Kimler buradaymış, kimler? Ha? Faniler. Niçin ayrılıp gittiniz yanından? Hı? Hadi şimdi de gidin. Gidin. Dikkat çekmeyin, gidin. Amcası burada. Başkomiserim müsait mi? Kim diyelim? Hocam. Heh. Hoş geldiniz. Ziya, hocam Ziya haber verdi sağ olsun. Allah razı olsun. Allah sizi hayırlarla karşılaştırsın Ziya Bey kardeşim. Amin. Cüneyt nerede? Bu su kemerlerinin üzerindeymiş olay olduğunda. Adam görevli. İndirmeye kalkmış, direnmiş. Ve savcı bey de bunu duyunca adli tıbba sevk etti. Psikiyatrı görecek. Psikiyatr mı? Tamam Ziya Bey kardeşim. Biz biraz düşünelim. Peki hocam. Hocam ne yapacağız? Bir tanıdık doktor bir şey soruşturayım mı? Cüneyt'e güvenmiyorum ki Arif Efendi. Şimdi bizim çevrelere yakın tanıdık bir doktor bulursa Cüneyt'in bu hali duyulur. Allah'a yübarek. Baksana su kemerinin üstündeydi diyor. Ah, ah. Önce babası şimdi de bu. Efendi Hazretleri babamın da benim de çekeceğimiz varmış. Bana bak. Sen de kimseye tek kelam etmeyeceksin ona göre. Cüneyt Efendi. Çekil dur kardeşim. Yeğenim iyi misin? Hocam. Adliye tıbba gidiyor. Sabah namazından sonraya kaldı. Efendi Hazretleri'ne danışmak gerek. Ya bak. Psikiyatr deyince kapatmasınlar Cüneyt Efendi. Ya kapatsalar iyi. Kötüsü konuştururlarsa. Hiç iyi olmaz. Hiç iyi olmaz. Ha bir deli doktorumuz eksikti. Gözümüz aydın. Ay. Cüneyt döndü. Oh çok sevindim. Allah'a şükürler olsun. Aslında. Ay, gel bakalım.
kas katı kesilmiş. Saadi, ne olacak şimdi? Bir şey olmayacak. Adam şikayetini geri aldı bir Nesrillah. Doktor meselesini de çözdük. Aman iyi, iyi. Ama senin için rahat değil. Bir doktor var. İyi konuşmadı. Cüneyt için mi? Canımı sıktı biraz. Ama bizi bilmeyen biri. Kalbi kapalı. Efendi Hazretleri her şeyin doğrusuna karar verir biiznillah. Mutlaka. Mutlaka. Sen kalbini ferah tut Sadim. Efendi Hazretleri Cüneyd'i başka üretmek bir çare olur dedi. Hayırlısı. Hayrola, babama helva mı yaptın? Ödümü kopardın kız. Bir kaşık versene. Ne yapıyorsun sen burada? Kursa değil miydin? Kızlar tepeme attırdı. Ben de cezaya bıraktım. Bak şimdi. Adın çıkacak kızgın hocaya. Hiç iyi değil bu. Çok saygısızlar anne. Oyun oynuyoruz sanki. Böyle giderse hiçbiri doğru dürüst okuyamaz zaten. Okurlar kızım. Okurlar. Sen güzelce öğreteceksin. Onlar da okuyacaklar. Ama sevdirerek. Böyle cezalar vererek değil. Bak benim güzel kızım, kadın cinsi latiftir. Zerafet, letafet, güzel söz yakışır. Gazap, yakışmaz. Korkutma ne olur. Sevdir azıcık kişini. Aman anne, ben korktum. Biraz da onlar korksun. Bak, la havle ve la havle. Tamam, tamam. Sen ne diyorsan öyle olsun, tamam. Ah, ah. Hayırdır? Cüneyt, babam da bir şey anlatmıyor anne. Dün gece gözüme bir gram uyku girmedi bir şey mi oldu diye. Şişt, Allah muhafaza yerin kulağı var. Varsa var. Efendi Hazretleri, Cüneyt'in vakti geldi gibi konuşmuş. Yavaş kızım, yavaş. Helal, helal. Kız. Anne sen ne diyorsun? Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Kız kendine gel teyze. Anne rüyalarım çıkıyor annem. Anne rüyalarım. Kızım. Gerçekten. Allah'ım bir sabit. Kız fol yok yumurta yok ortada. Hele bir baban anlarsa. Sen anlatırsan başka anlar anne. Yok ben bundan gayri hiç uyuyamam. Dün gece ne ki? Dur bakalım bir sakin ol önce. Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri her şeyin en doğrusunu bilir anne. Hem siz demiyor muydunuz? Cüneyt posta oturursa nasıl olacak diye. İşte ben yanında olursam babamın da korkacağı bir şey kalmaz. Orası öyle de. Anne bak gözünü seveyim tamam mı? Bak ne olur anne. Ne olur. Allah'ım. Aa yeter ama. Madem böyle hayallere dalıyorsun. Oturmana, kalkmana, yemene, içmene dikkat et biraz. Tamam. Hem ne yapıyorsun hala sen burada? Dersinin başında durmadığın Efendi Hazretlerinin kulağına gitmez mi sanıyorsun? Hı? Koş bakayım. Doğru hadi. Diyorsun tamam. Koş koş koş. Hadi. Tamam tamam. Koca yatağını terk etmek senin gibi bir kadına yakışıyor mu Asna? Hı? Mahvup perişan ettin kendini. Kendini de beni de. Kıyametimiz koptu. Koptu kıyamet koptu.
Allah'ım be Sabri. Abim. O benim güzel abim. Ya o kadın bir dur bir dur. Bir dur bir feraset göster. Hiç yakışıyor mu senin gibi bir kadına? Ha Aslı? Güzeller güzelim. Yoluna canım revan etsem geleceğine... Aman başlama. Başlama istemem. Hiçbir şey yapmadın Saad. Hiçbir şey. Öyle gözünün önünde güzel abimim. Rezil olduk. Vallahi cümle aleme rezil olduk. Niye? Bir köylü kadının yüzü suyuna. Bir Cüneyd'in lafıyla. Destur! Ettiğin lafın beresi efendi babamın iradesi kadın. Kendine gel tövbe buyur. Sen bu dergahın sahibi mi sandın kendini? Ağabeyin kim? Yahu sen kimsin? Sen kimin sulbüne girdin unuttun galiba. Vallahi de helak olursunuz, billahi de helak olursunuz. Anne. Ne var, ne? Yakışmaz bize anne. Çok biliyorsun sen. Sen İdris Efendi'nin kardeşinden evvel Sade Hüdayi Efendi'nin hanımı değil misin? Babam doğruyu söylüyor. Onların sulbü olması var mı senin dergahın? Yolun, tören. E ne yapalım peki? Hı? Söyle hadi. Öyle kurbanlık koyun gibi değnekletelim mi kendimizi? Yok. Anne. Bak. Ya babamın sözü ya Cüneyd'in. Doğru mu? Bu dergahta efendi dedemden sonra başkasının sözü var mı? Dün gördün. Yokmuş. Cüneyd o odaya girmeseydi. Dedem aynı kararı verecek miydi? O odaya girdi. Ne dedi? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama Cüneyd'in zevcesi olacak kişi o odada ne dendi bilecek. Sen bana hala aptal aşıktın. Sanki aşık değil gibi. Allah benim canımdan alsın. Cüneyd'e versin. Orası başka. Ama senin dermanın da burada, babamın dermanı da. Hatta İdris Dey'in bir gün bu kapıya yüz sürebilecekse... Onun dermanıydı. Aslı Hanım. Tekkeye geçiyorum ben. Sadi. Sadim. Sadi. Gelsene be. Canım. Adamım. Aslında. İyi, elimize vurmadın. Tamam Sadif'im. Söyle. Sana bir şey soracağım. Hı. Efendi babam. Müyesser ablamı... Niye çağırmış ki? Börekçi. Aman börekçiye adam bulunurdu. Ya ne için? Cüneyd'in mürüvveti için gelmiş olmasın? İnşallah onun içindir. Vallahi beni büyük abadan kurtarır. Vallahi. Ne demek o? Ya Cüneyd'i evermek kolay mı? Sadi. Deli olma.
Cüneyt'i bize vereceğiz. Evet. En hayırlı kısmetle vereceğiz ki. Ne senin başın ağrısın, ne de dergahımız zarar görsün. Bu işler öyle kolay olmuyor Hasna Hanım. Sadi Bey'im, sen bana destek olursan Allah'ın izniyle ben her şeyi düşünürüm. Ah, senin bu akılların yok mu? Senin bu akılların var ya. Pek seversin sen benim akıllarımı ama. Nereye? Ne nereye? Abdest gitti. Madem abdeste gitti. Hayırdır bu saatte? Kızım, kapı. Cüneyt Efendi. Esselamun aleyküm Hoca Hazretleri. Ve aleyna aleyküm selam. Fanilerden, sevenlerden gelen mektuplarmış. Arif Efendi getirirdi. Senin işin yok mu? Hocam çıkacaktım. Görünce bir selam vereyim. Bir hayır duanızı alayım. Öyle çıkayım dedim inşallah. Senin işin çok mühim Naim Efendi. Sen bir yerde bizim dışarıya bakan yüzümüzsün. Vallahi. Çok temkin isterim ha. Allah utandırmasın. Amin ecmain. Dikkat ederim hocam, hiç merak etmeyin. Hocam şimdi gelme sebebimizle sizin alakalı. Sizin gelme sebebiniz Mürşit Efendi'nin iradesiyledir. Naim Efendi. Var mı bir diyeceği? Hayırdır Meryem? Ters bir şey yok ya. Betim benzin attı, iyi misin? Yok hanım anne, biraz midem esildi de. İyi iyi. Evin hanımına rica ederiz. Erkence böreklerden koyar, bir şey için kalmaz. Selamun aleyküm Levent Hocam. Selamun aleyküm Levent Hocam. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ya hoş, kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Şaşırdım biraz. Buyurun. Buyurun şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Soğukta kal mı? Buyur. Ne zahmet ettiniz ya? çıkartmasaydınız ayakkabılarınızı. Gerçi terlik de yok ama. Estağfurullah hocam. Siz hiç zahmet etmeyin. Biz böyle iyiyiz. Hem hasta ziyaretinin... Kısası makbuldür. Eyvallah. Buyurun. Şöyle buyurun. Hocam, hanımlar ne tarafa geçsin? Hanımlar. Biz mutfağa geçsek evin sahibi hanımının işine karışmak gibi olmasın ama. Evin hanımı yok. Şu sıralar biz bizeyiz. Ama evet, mutfak olur tabii ki. Buyurun. Buyurun mutfağa. Şöyle hanımlar siz. Buyurun, pardon. Evet. Bey babanız müsait mi? Çok hazırlıksız yakalandık tabii ki yani. Bir bakayım ben, müsaitse haber vereyim. Siz buyurun lütfen. Lütfen şöyle buyurun.
Babam doğum günü kutlaması yapmak istiyor. Seni de çağırdı. Kızım, ders mi çalışıyorsun? Evet baba. Misafirler geldi. Dergâhtan şu faniler. Nasıl ya? Vallahi. Buradalar mı yani şu an? Böyle hanımlar manımlar hepsi gelmişler. Hadi sen de üstüne bir şeyler giy de gel bir merhaba de hadi. Saçmalama baba, ben çıkmam odamdan. Yavrum, Zeynep, Meryem hepsini getirmişler. Aman bak sakın bir şey belli etme, tamam mı kızım? Ne diyorsun? Numara mı yapıyorlardı yani? Ya kızım hadi üstüne normal bir şeyler giy gel hadi. Kime göre normal? Mira. Baba. Bu faniler geldi baba. Bu dergâhtakiler. Hani benim hastam vardı ya. Bütün ailece gelmişler sana geçmiş olsun demeye. İyi misin? Ne diyeyim? Yani kızla annesi de burada mı? Burada. Burada da baba. Sen iyi değilsen ben şey derim. Hani müsait değil derim. İstemem. Dualarına yetsinler gitsinler. Anladım. Haydi bakalım. Anne, çevre yolundaki AVM'de bakmıştık ya, mutfak tasarımcısında. Gerçi oradaki tezgah akrilikti, burada granit yapmışlar ama dolaplar falan hep böyleydi. Diyordum sana, hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Adam bayağı anlatmıştı bize. Bu kapakların boyanabilir olanları da vardı. Islak zemin özelliği olan boya modeli de vardı hani. Yıllar içinde şişme yapmasın diye. Maşallah, fotoğrafını çektin. Allah sana da nasip eder inşallah. İnşallah teyze. Doğru söylüyor kızım. Vallahi de gerçekten güzel yapmışlar. Sanki bir tek şu fırın olmamış orada. Evet vallahi. Hatıradır belki. Yani olabilir diyeceğim de. Gıcır gıcır baksanıza. Ya kusura bakmayın. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, Allah var etsin. Sağ olun. Cüneyt bahsedince biz de kalkıp bir gelelim dedik vallahi. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Ne içersiniz? Yok. Sağ ol. İçmeyiz bir şey. Varsa bir bardak çayınızı içeriz biz. Tabii ki. Bir de bey babanız müsait mi acaba bir çıkıp şifa duasını okuyalım? Ya şu an istirahatte. Vallahi çok üzgünüm. Aa öyle mi? İyi olsun. Biz de buradan okuruz. Eyvallah. Ben çay şey... Ben hanımlara söyleyeyim çay koysun. Peki teşekkür ederim. 40 yılda bir ihtiyacım oldu size. Ortada yoksunuz. Geçin. Uygunsuz bir durum varsa sonra gelelim oğlum. Faniler burada. Hepsi. Cüneyt'le konuştum. Babam hasta diye. Onlar da geçmiş olsuna gelmişler. Hanımlar manımlar hepsi buradalar. Mutfaktalar şimdi. Aman bak Meryem de burada. Zeynep de burada. Sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Gözünü seveyim. Tamam. Tamam. Babam da bir tuhaf zaten. Hadi git Mira. Mira şeyde mutfakta onun yanına git hadi. Tamam sen de sakin ol, babam halleder. Tamam hadi. Vay be. Beyaz önlüklü prens kral olma yolunda ha. Ya bırak sevsekli Allah aşkına hadi. Hoş geldiniz. Geleceğinizden haberimiz olsaydı hazırlık yapardık. Hande ben, Mira'nın halasıyım. Estağfurullah. Cüneyt Efendi babanızın rahatsızlığından bahsedince
Biz davetsiz geldik. Asıl siz kusura bakmayın. Ama hanım kızımız sağ olsun ilgilendi bizimle. Aslında ikimiz de evin bu kısmına biraz yabancıyız. Neden? Yani ne iş yapıyorsunuz ki? Gazeteciyim ben. Yani çalışmıyorum şimdi. Mira da harıl harıl sınavlara hazırlanıyor. Siz? Ben mi? Ben... Bizim hanımlar dergâhta vazifelidir. Eşiniz beyefendi de gazeteci mi? Eşim? Az önce içeri birlikte girdiniz sanırım. Babanıza da Allah şifalar versin. Teşekkür ederim. Seçkin eşim değil. Evli değilim ben. Abimin arkadaşı. Doktor kendisi. Doktordu yani. Doktor demek. Yani bu eve de kaç aylı sığar. Niye hiç evlenmediniz ki? Adınız nedir? İsmimiz. Ben Feyza. Annem Asna. Teyzem Müyesser. Meryem Hanım ve Zeynep. İçeride de Cüneyt Efendi var. Babam Sadi Üday ve Zeynep'in babası Naim. Memnun oldum Feyza. Ne çok isim. Vallahi. Allah size de tez zamanda hayırlı bir izdivaç nasip etsin. İnşallah. Amin. Biraz gecikmişsiniz siz de ilahi. Geciktik ya. Sizin orada kaç yaşında izdivaç gerçekleştiriliyor Feyza'cığım? Çayları koyayım ben. Bardaklar nerede? Şurası sanırım. Siz ne işle meşgulsünüz Seçkin Bey? Online trade, digital economy, kripto currency falan öyle şeyler. Coin. Bu dijital şey. Evet, evet. Bana anlattılar da. Benim aklıma yatmadı o iş. Biz altın. Altın iyidir. Altın evet. Yani iyi kazandırdı bakmayın. Ha bu arada buğday borsasına da bakabilirsiniz tabii arada. Yani aslında bakıldığı vakit kademeli olarak alım yaparsanız eğer hiçbirinden zarar etmiyorsunuz. Şu kredi notunu bekliyorum. Bir açıklansa. Yani Merkez Bankası brüt rezervine bakmanız lazım bunun için. Ama ben bu brüt rezervin değişebileceğini çok düşünmüyorum bahara kadar. Petrol varil fiyatı değişirse ona göre regüle etmek durumundalar tabii. Yani faizi düşüreceğiz diyorlar. Zannımca o vakit de yani dolara bir hızlı geçiş olur diye düşünüyorum ben. Vallahi Sadi Üday Bey bayağı ilgilisiniz ya. Hocam vakıfma be. Yani bizim alakalı bir durum yok. Biz nacizane yani değerini kaybetmesin derdindeyiz. Burada sonuçta biriyim. Tabii tabii tabii. Tabii biz sizin kadar bilemeyiz Seçkin Bey. Yok yok süper. Süper çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Sadi Üday Bey ne kadar bir portföyden bahsediyoruz acaba? Ben sizin telefonunuzu alayım. Tabii tabii tabii. Şimdi... Levent hocam, bir yardım eder misiniz? Ne? Baba rahat mısın? Fiziklerin efendisi ya. Mira arada diyor ya, ben de o yüzden şaka yapayım dedim öyle. Efendim çok geçmiş olsun. Bendeniz Sadi Hüdayi, bu kardeşimiz de Naim. Sizin için acil şifalar diliyoruz. Eksik olmayınız. Siz muhabbetinize devam edin. Rahatım ben burada. Bu genç adam benim yanımda otursun yalnız. Hocam, sizi burada hazır bulmuşken bir şey sormak istiyorum da. Bu muta nikahı oluyormuş ha? Tövbe haşa. Efendim o aslında tamamen bidattır. Yani zinhar dinimizde yeri yoktur. Peki yani nasıl oluyor böyle nikah gibi bir şey mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Seçki. Bak otur. Bu
zina işleyenlerin kendilerine uydurduğu bir ahlaksızlık ehliyeti gibi. Pis bir yol, bizimle alakalı değil. Ha, anladım. Peki yani kızlar gerçekten buna inanıyor mu? Yani böyle bir şey var mı? Seçkin, tamam. Ya bir dakika. Yani şöyle şimdi dinde çok fazla cehalet olduğu için yani insanlar da tabii kandırılıyor. Oluyor mu? Oluyor. Olmaz olur mu hocam tabii? Çok fazla kaynak var. Millet neye inanacağını şaşırıyor tabii. Öyle ama sahih kaynaklarımız da belli. Peki öyle değil gibi be hocam. Nasıl değil? Kur'an, sünnet, hadis, el sünnet, bel cemaat. Tamam ama herkes her hadisi kabul etmiyor. Ayetleri de herkes aynı şekilde anlamıyor. Ondan dolayı Mürşit Efendi gibi zatlarımız var ya. Peki Mürşit Efendi'yi mürşit olarak görmeyen ne yapacak? Onlar da kendi... Naim Efendi. Şimdi hocam bizim mezhebimizde... Ha bir de şu mezhep mevzusu var. Yani bunlar da hepsi başka düşünüyor. Hocam yani şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fikir ayrılıkları berekettir diyor. Bildiğim kadarıyla tarihte birçok mezhep savaşı da oldu. Hala şu an mesela günümüzde Türkiye-İran meselesi. İran meselesi çok farklı hocam. Yani siyaseten baktığımız vakit aslında bu Osmanlı-İran meselesidir. Bir dakika. Şimdi öyle diyorsunuz da bu Osmanlı'dan önce de vardı. Yani İran'da heterodoks yaklaşım hep olmuştur. Yani bütün dinlerde var bu. Seçkin Bey, yani Hristiyanlık'ta yok mu? Var. Ya biraz kurcalarsak yani Budizm'de de çıkar. Peki hocam yani insanlar neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nereden bilecekler? Herkes kendi okuduğunu, kendi bildiğini Allah'ın emri diye telakki ediyor. Ve bu uğurda da savaşlar çıkıyor. Ne olacak? E şimdi Levent hocam, aynı şey sizin mesleğiniz için de geçerli. Şöyle ki şimdi tıpta bir doktorun uyguladığı tedavi öteki reddediyor. Ne oluyor? Yanlış uygulanan tedaviler yüzünden insanlar ölüyor seneler içinde. He? Bak burada bilimin ışığında ilerlemek gibi bir esas var. İlim ile bilimi en güzel şekilde araya getiren bir dindir. Dinde öyledir de vaziyette de keşke öyle olsaydı. Sebep? 7 kahraman askerimiz şehit oldu. Bilim dini bir meselede sizi köşeye sıkıştırmadığı sürece bir sorun yok. Hocam şimdi yani dini hususlara bilimin şu anki kaideleriyle karşılık veremiyor olmamız ileride veremeyeceğimiz anlamına gelir mi? Gelmez. E o zaman da kabul etmiyorsunuz. Ederiz neyi? Evrim teorisi. La havle ve la kuvvete. Hocam o konuyla alakalı bilim adamlarının kendisi mutabık değil ki. Nasılında mutabık değil? Yoksa evrim teorisi bütün üniversitelerde kabul görüyor. Suavi Bey, sizin bu husustaki fikriniz nedir acaba? Çok tarafı olan bir mevzu tartıştınız. Pek birbirinizi ikna edebildiğiniz gibi de gelmedi bana. Ama siz meleklerin kanatları var mıdır diye münakaşa ederken... ajansta 7 askerimiz şehit oldu geçti. Onu duymadınız. Devlet yetkilileri şehitlerimizin aileleriyle bir araya gelerek... Allah şahit olsun. Her türlü desteğin sağlanacak. Allah rahmet eylesin. Diğer taraftan milli savunma... Siz bana dua etmeye geldiniz, sağ olun, eksik olmayın. Sizden ricam, şehitlerimiz için edin duanızı. Başka bir şey. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Sadakallahul azim. Rabbül Alemin cümle şehitlerimizi katında rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin inşallah. El-Fatiha. Yaşlarını kullanıyor musun? Azalmıştır. Ben şimdi sana yenilerini yazayım. Levent Bey amca, çayları verecektim de. Peki tamam.
Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben de çok memnun oldum. Biz de efendim. Kalın sağlıcakla. Selametle. Cüneyt, babamla yaptığın sohbet için teşekkür ederim. Ne demek? Sizinle de sohbet edelim. Hem siz de eksik kalmamış olursunuz. Naim efendi, Meryem Hanım hep işinin başında, hamdolsun. Böyle devam etsin. Biz kendisinden memnunuz. Başım üstüne hanımefendi. Selamünaleyküm doktor. Aleykümselam. Hayırdır? Bu saatte burada? Cüneyt Efendi ile konuşmaya gelmiştim de. Bir sorun mu var? Öyle mi? Ne diyor Cüneyt Efendi? Kendisine sorarsın. He. Konuştunuz bitti yani. Hey. Çok dolanma buralarda. Arabanı çizmesinler sonra. Sağ ol düşündüğün için. Ya Rabbim, bize de hayırlı, uğurlu bir çıkış kapısı göster inşallah. Amin. 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 Ya Rabbim. Hasna Hanım. Rıza verdiğiniz üzere hayırlı işleri hayırla tamamlamak icap eder. Naim efendi. Vallahi biz büyüklerimizin yolundan yürürüz. Başka türlüsünü de bilmeyiz. Büyüklerimiz bizi başsız bırakırsa biz yolda çıkarız, düşeriz. Ben düşenlerden oldum. Kızıma zulmettim. Eğer hayırlı sözü takip etmeyeceksek bize müsaade. Biz memlekete dönme kararındayız inşallah. Ve bunun üzerine bir laf da bana düşer. Şimdi Naim Efendi'nin nefsi ona zulmettiyse bunda benim de kabahatim vardır. Naim efendi, sana ettiğimin kefareti nedir? Sen söyle. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Bizi büyüklerimiz ıslah etsin başımızla beraber. Lakin bizi sahipsiz bırakmasınlar. Cüneyt efendinin de müsaadesi olursa eğer. Şimdi ben zevç ile zevcenin aynı çatı altında yaşamasında bereket görürüm. Zira her türlü anlaşmazlık tanımamaktan, bilmemekten kaynaklanıyor. Birbirlerini bir tanısınlar, bilsinler. Yanisi bir çatı kuralım, Zeynep ile Cüneyd'in vifakını tamam edelim artık. Müyesser Hanım. Sadi Hüdayi Efendi güzel söyledi. Lakin adı üstünde istişaredir. Benim rızam... Meryem Hanım ve Zeynep kızımla vakit geçirip sohbet etmek üzeredir. Onların samimi sohbetine binaen fikrimi beyan etmek isterim. Fani,
Söyle Zeynep kızımız gelsin. Ne yapacağız? Buradan birlikte çıkacağız. Ondan sonra da siz gideceksiniz. Nereye gideceksiniz? Gün sonuna kadar vakit size. Sen ne diyeceksin? Ne diyeceğimi ben düşünürüm. Allah sonumuzu hayretsin. Hani nerede, nasıl gideceksiniz? Naim kovaladı doktoru. Buraya gelecekti. Geldi. Anne, bavullar. Bundan sonrasından ben mesul değilim. Derhal gidin. Allah razı olsun. Allah affetsin. Yardımına ihtiyacım var. Babam. Babamın zani olduğunu biliyorum. Haram olan her şey şarap gibi sarhoş etseydi, o zaman anlardık kim sarhoş, kim ayık. Zanla söylemiyorum. Biliyorum zina ettiğini. Kimin ne olduğunu da. Anneme boşuna zulmediyor. Ama kendi... Gördüm. Biliyorsun. Annem için çok endişeliyim. Babamın zani olduğunu kanıtlarsam annem ondan ayrılabilir diye düşündüm. Doğru mu düşünmüşüm? Bu dünyada babamı en çok ben tanıyorum. Annemin ne halde olduğunu biliyorum. Ben o halde olsam annem çok daha fazlasını yapardı. Anneler hep daha fazlasını yaparlar, değil mi? Biliyorum, zanla olmaz. Şahit lazım. Şahitlerin şahitlik etmeye gönlü lazım. Annem için benimle gelir misin? Şehadetime şahitlik eder misin? Bu kapıdan mıdır bu hanım? Cübbeni verdiğin çocuk, Efe. Onun anne... Efe, cübben nerede? Çikolata mı gofret mi? Param yok ki benim. Bak görüyor musun, bende de yokmuş. O zaman şöyle yapalım. Sen köşedeki bakkala git, beni Cüneyt Efendi yolladı de. Orada karar verirsin çikolata mı gofret mi olduğunu. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Naim Efendi. Efendi, öyle zannediyorum ki Cüneyt Efendi'nin şehadeti bana da yeter, sana da yeter. Göreceğini görmüş. İftiranın suç olduğunu sen de biliyorsun hafazan Allah. Biliyorsun bilmesine de. Gene de bağırıyorsun, çağırıyorsun. Yahu sen kendi zannını çarpıtıyorsun. Ne olarak? Bizim akrabamız olarak. Ne olarak? Bu kapının sadık bir bendesi olarak. Acaba siz olamadınız mı Naim Efendi?
Sen bana itimat ediyor musun? Estağfurullah hocam. Senin bana gösterdiğin bu itimat benim seni zevcenden boşama hakkı veriyor bana. Yahu iftira. Allah yübarek. Çok kötü. Hele ki zina, Allah sakınsın, Allah korusun. Çok kötü. Söyle buyurun hocam. Hayırdır inşallah. Size zahmet hocam. Damadım da baksın. Mehir senedidir. Nadire Hanım, benim öz be öz nikahlı karımdır. Muhtaçtır. Bizim kapımıza yüz sürmüş. Müşkül bir kadın. Usulünce nikahımı almışımdır. Allah ömür verdikçe zevceme de, onun sabisine de bakacağım. Allah'ıma şükürler olsun. Son nefesime kadar bu kapının da ben de siz inşallah. Sakin duramadın. Hala nasıl durayım? Cüneyd'e itimat edecek Sadi Hüdayi Efendi. Babam sonunda. Yahu adam cebinden mehir senedini çıkarttı karşımda. İyi etmedik, vallahi iyi etmedik, billahi iyi etmedik. Mürşit babamdan sual olunmaz, lakin biz bu insanları memleketlerinden hiç getirmese miydik acaba? Hocam, ben de onu diyecektim. Benim memleket meselesini düşündüyseniz. Ya Arif, zaten başımızda kara kara bulutlar Arif, sen de. Hocam, gideyim dediydim. Memlekete hani. Hocam bu şehir bana iyi gelmiyor. Hem vazife orada da vazife. Arif, evladım. Sen bu gitme meselesini iyice düşündün mü? Peki hayran. Bu senin gönlünün kararı mı? Orada da vazife, burada da vazife diyorsun, öyle mi? Daha ıslah. Peki Arif. Git ata toprağına. Beni bırakıp. Thank you.
Selamun aleyküm. Gel. Buyur. Estağfurullah hocam. Seni gördüm biraz yüzüm güldü ha. Allah razı olsun hocam, bizim de öyle. Hocam ben bunu bizim çocuklara yaptırmışım. Sizin için kabul buyurursanız. Ah ya. Hakiki kehribardır. Has. Vallahi gösterişi yoktur. Ama kıymetli ellerde Allah'ın izniyle layıkını bulur. Hocam. Ben bir evladınız olarak eğer haddimi aşmayacaksam diyorum ki sizin bu kıymetli vaazınızdan hanım faniler nasiplense, insan cinsi vallahi mestur olanı aşikar etmeye, habab hab konuşmaya pek meraklıdır. Siz daha iyi bilirsiniz. Hele hanımlar, ma onlar için laklak olsun. O yüzden diyorum ki siz bir vaaz etseniz, hayra husule gelse, vifaktır, karı koca olmaktır, kadının görevleri, bunları bir hatırlasalar, hanım kardeşlerimiz kendilerine bir çeki düzen verse. He hocam. Arif. Her an ben hanımlara vaaz edeceğim. Hepsine. Müyesser Hanım'a haber uçur. Naim'den müsaade alsın Meryem Hanım için. Hususen Meryem Hanım için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.